çabukmama.com. Hey. Benim adım Çabuk, hemen getireyim hep. Ey çabukmama.com, Ankara'da tek tek. Aynı günde teslimat, adı Çabuk Kargo. Kalite ve hizmette hepimize kasko. Benim adım Çabuk, hemen getireyim ben. Ey kedi köpek kuş mama istediğinden. Ey aradığın her şeyi listeliyim ben. Çabukmama.com, kalite güven. Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde zaman kavramının olup olmadığı, köpeklerde zaman kavramının nasıl çalıştığı, zaman mekanizmasının nasıl organize olduğu, daha doğrusu zihinlerinde nasıl bir yaklaşım olduğu zamana karşı konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi birçok eski felsefeci veyahut da tabiat bilimci ya da hayvan davranışları konusunda çalışan kişilerin hep şöyle bir yaklaşımı vardır. Köpek zamanı yaşar, köpek anı yaşar şeklinde, ya da bu vahşi hayvanlar için de geçerli olan bir şey, söyledikleri söylemler hep köpeklerin anı yaşadıkları konusunda. Yani insan gibi bir mekanizmaya, zihinsel mekanizmaya, yani ileriye dönük düşüncelere sahip olmak, zaman kavramına hakim olmak gibi duyguların veyahut da düşünce modellerinin köpeklerde olmadığı konusunda. Aslında bir yönden doğru olsa da benim kendi kanaatimce ve 25-30 yıllık tecrübelerime dayanarak, köpeklerle olan tecrübelerime dayanarak düşüncelerimde şöyle bir olgu şekilleniyor. Evet, köpekler anı yaşarlar. Biz de insan olarak gün içerisinde anı yaşıyoruz ama köpekler sadece anı yaşamakla kalmazlar. Tıpkı insan gibi geleceğe yönelik bir takım kurgular veyahut da planlar içerisinde olmasalar da geçmişten gelen, yani geçmişi yaşadıkları ve geleceğe dair algıları da olan canlılardır. Bunu nasıl dile getirmek gerekiyor? Örneğin köpeklerde gözlemlediğimiz post-travmatik stres bozukluğu dediğimiz geçmişte yaşadıkları tecrübeler, kötü tecrübelere özellikle bağlı olarak geliştirdikleri davranışlar aslında köpeğin geçmişle olan ilişkilendirmesiyle bağlantılı olan bir şey. Dolayısıyla da geçmişi algıladıkları ve anımsadıklarını bu bize ispatlayacak şeylerden bir tanesi. Şunun gibi düşünün. Geçmişte bir insan tarafından travmatize edilmiş olan köpek, ki çok sık rastladığımız bir şey, posttravmatik stres bozukluğu, özellikle de el değiştirmiş, sahip değiştirilmiş köpeklerde çok sık rastladığımız bir şey. Geçmişte yaşadığı travmayı gelecekteki davranışlarını organize etmek ya da şekillendirmekte anımsayarak kullanması köpeğin. Bu da geçmişe yönelik bir algısının olduğu ya da geçmişte yaşadığı tecrübeyi günümüze montelediğinin göstergesidir. Yani bu köpeğin sadece anı yaşamadığı, geçmişte yaşadığı tecrübeyi eğer burada organize edebiliyorsa, bu an için organize edip kurgulayabiliyorsa, geçmişi de bir nevi yaşadığının göstergesidir. Ve köpekler de tıpkı insanlar gibi bazı şeylere, bazı davranışlara, bazı insanlara, bazı türdeşlerine karşı özlem duyarlar. Ve geçmişte bu insanlarla veyahut da türdeşleriyle yaşadıkları diyalogları tabii ki o gün anı yaşarken de bu geçmişte yaşadıkları özlemleri hatırlayabilirler ve o özlemin duygu durumu içerisine anı yaşarken de bürünebilirler. Bu da geçmişle mutlaka bağlantılı bir an yaşadıklarını bize ispatıdır benim kendi kanaatime göre. Dediğim gibi biz de anı yaşıyoruz. Bizim gibi belki geçmişte tam olarak tarih olarak şunu yaşamıştım, tarih olarak bu olmuştu şeklinde organize etmiyorlar belki kafalarında, ama geçmişin geçmişte olduğunu ama gelecekteki davranışlarının kurgusu içerisinde olduğunun bilincinde olduklarını düşünüyorum. Peki gelecek için nasıl bir algıları var? Gelecekte köpekte rutin davranışların, yani rutin, kendini tekrarlayan davranışların beklentisi olarak karşımıza çıkıyor. Ne gibi? Örneğin siz sabahleyin bir rutininiz var. Köpeğinizle kalkıyorsunuz, gezdiriyorsunuz köpeğinizi, egzersizlerini yaptırıyorsunuz, yemeğini verip işe gidiyorsunuz. Ve akşamleyin belli saatlerde, birbirine yakın saatlerde işten geri dönüyorsunuz ve bunlar tekrarlayan davranışlar. İşte bu davranışları köpeğin bir sıralama içerisinde organize ettiği, kafasında organize ettiği net bir şey. Çünkü sizin eve gelişinizi simgeleyen bir takım şeyler var. Örneğin siz eve saat 19'da geliyorsanız, saat 19'dan önce apartman görevlisinin rutin bir çöp toplama davranışı göstermesi ve bundan kısa bir süre sonra sizin eve geliyor olmanız, köpeğin apartman görevlisi çöp toplamaya başladığı anda ya da karşı komşunuz sizden
15 dakika önce, 20 dakika önce ya da yarım saat önce eve geliyordur ve karşı komşunuzun ilk önce eve gelmesi sizin de geleceğinizin habercisidir köpek için. Bu da aslında geleceğe dair bir plan yapmasıdır köpeğin. Dolayısıyla köpek sadece anı yaşar ve anda kalır. Duyguları da an içerisinde oluşur demek bana göre çok doğru bir şey değil. Çünkü köpek gelecek içinde tam olarak bizim gibi dediğim gibi tarih ve saat kararnamesi yapamıyor belki kafasında ama gelecek içinde bir takım beklentiler içerisinde bulunabiliyor. Duygu durumu geleceğe yönelik olabiliyor ya da duygu durumu ve planları geçmişte yaşadığı şeylere bağlı olarak oluşabiliyor. O yüzden köpeklerin sadece anlık algılarının olduğu veyahut da anlık yaşantı modeli içerisinde olduğu düşüncesi çok doğru değil. Ama tabii ki bizim gibi kurgular veyahut da planlar yapmıyorlar söylediğim gibi. İşte iki gün sonra şuraya gideceğim, üç gün sonra buraya gideceğim. Tabii ki bunu demesi çok mantıklı değil. Bir kere zaten düşünebilmesi, bilişsel algısı bu düzeyde olan canlılar değil. Bir de hayatları bizim tarafımızdan yönetilen veyahut da kurgulanan canlılar olduğu için zaten kendi planlarını kendileri organize edemiyorlar. Ama söylediğim gibi geçmişle de bağlantılı, gelecekle de bağlantılı düşünce ve duygu durumları köpeklerin mutlaka var. Ama rutin takibi, rutini takip edebildikleri, rutin davranışları ve rutin olguları takip edebildikleri zaten herkes tarafından net olarak ispatlı. O yüzden köpeğin sadece anı yaşadığı veyahut da yaşantısında o günü yaşadığı şeklindeki yaklaşımlar hem geçmişin onun üzerindeki etkileri ve getirilerini göz ardı etmemiz anlamına gelir hem de gelecekteki beklentilerini göz ardı etmiş olmamız anlamına gelir. Köpekler geçmiş ve gelecekteki duygu durumlarını organize edebilirler o an içerisinde ve bana kalırsa sadece anı yaşayarak değil bazı beklentileri gelecekten beklentileri olarak ve geçmişte yaşadıklarını biriktirerek yaşarlar. Çabukmama.com. Hey. Benim adım çabuk hemen getireyim hep ey çabukmama.com Ankara'da tek tek aynı günde teslimat adı çabuk kargo kalite ve hizmette hepimize kasko benim adım çabuk hemen getireyim ben ey kedi köpek kuş mama istediğim ben ey aradığın her şeyi listeliyim ben çabukmama.com kalite güven.